Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve lâkıbetü lil muttakîn ve lâ udvâne illâ alel zâlimîn. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi alâ nimetil İslam. Elhamdülillahi alâ nimetil iman. Elhamdülillahi alâ nimetil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvude emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya eyyuhennas u'budu rabbekumul lezi khalaqakum vellezine min qablikum leallekum tettegûn. Sadakallahul azim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayamayacağımız kadar nimetler veren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi edibi, sevgili Resulü, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam olsun. Cenab-ı Hak geçmişlerimize rahmet eylesin. Şu fani dünyada yaşarken niçin yaratıldım? Ben bu dünya denen kısacık bir hayata niçin geldim? Sorusunu anlayarak, o soruya cevap vererek iman ile göçenlerden eylesin Rabbimiz bizi. Değerli kardeşlerim, insan çok kısa yaşıyor bu dünyada. İnsanın ömrü çok kısa. 60 yıl, 70 yıl dediğiniz yıl çok kısa. İnsanın hayatı, bu kısacık hayat içerisinde insanlar ya yapıcılardan oluyor ya da yıkıcılardan oluyor. Ya sevilenlerden oluyor ya da sevilmeyenlerden oluyor. Bu dünyadan herkes göçüyor. Alimi de göçüyor, cahili de göçüyor, zengini de, fakiri de, kadını da, erkeği de. Ama kardeşlerim, şu sizin köyünüzden giden insanların bir kısmını mezara gittiğinizde hatırlarsınız. Mezarın başında insanları görüyorsunuz. Oraya baktığınız zaman, aa, bu bizim falancı diyorsunuz değerli kardeşlerim. Ama bazı insanları, bunu kapattı zaten. Bazı insanları mezar başında anmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Onları eserlerinden tanıyorsunuz. Ben diyorum ki, böyle kafiyeli söylüyorum ki akılda kalsın diye, kimileri izlerinden, sözlerinden, yürekteki közlerinden tanınır. 200 sene önce bu köyden giden ama falancının dedesinin bilmem neymiş dedikleri insanları burada anlatanlar vardır. Şöyle birisi varmış da şöyleymiş derler. Köy gibi yerlerde, küçük yerlerde değerli kardeşlerim, öyle insanlar vardır ki o insanlar hakikaten böyle gönül tamir eden insanlardır. Benim çocukluğumda bizim evimize birkaç kere insanların geldiğini gördüm ben. Merak ederdim gece yarısı bizim eve niye geliyorlar diye. Anneme dedim ki, anne niye geliyorlar bunlar dedim böyle. Dedi, oğlum falancının gelinini oğlu evden dışarı atmış da babanı götürüyorlar ki onların arasını düzeltsin. Rahmetli meğer o işlere de bakıyormuş. Psikolog değil, bir şey değil. Değil mi? Hakikaten de sonradan çok güzel insanlar rahmetle anıyorlardı. Değerli kardeşlerim, o ki bu dünyaya bir kere geliyoruz. Değil mi? Giden geliyor mu? Gelmiyor. Kaç sene yaşıyorsun ya? İçinizde 90 yaşında olan var mı? Hiç yok. Hiç yok. E ne oldu? 15 senemiz çocukluktu. Gerisi de işte şöyle böyle gençlik, delikanlılık, biraz anladık biraz anlamadık. Tam dünyayı anlayacak seviyeye geldik. Tabir caizse demir tava geldi, kömür tükendi,
akıl başa geldi, ömür tükendi diyerek gidiyoruz. Ama kardeşler, şu soruların cevabını her Müslüman vermeli. Ben Allah'ın sevdiği kullardan mıyım? Allah'ın sevmediği kullardan mıyım? Bu sıradan bir söz değil. Lütfen, ben bu köye ömrümde bir kere gelmişim. Bir daha ya gelirim ya gelmem. Ama Allah rızası için bir kenara oturduğunuz zaman, örneğin Mustafa hocam buraya geldi veya bir kardeşiniz buraya geldi, ilim irfan sahibi, onunla beraber baş başa koyun. Hocam, Allah kimi sever? Hoca efendinin yanına gidin. Hocam, Allah'ın sevdiği kullarla ilgili ayetler var mı? Allah'ın sevmediği kullarla ilgili ayetler var mı? İnanın, ne kadar var biliyor musunuz? Ne kadar var? Peki Allah bu ayetleri niye koymuş? Okuyup hatim edeceğiz. Elbette hatim edeceğiz. Ama asıl bu ayete ben bakacağım, kendimi ortaya koyacağım. Ben bu ayetlerin neresindeyim? Şimdi bakın, başta okuduğum ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ya eyyühennas, ey insanlar. Cenab-ı Hak şimdi ey iman edenler diyor. Bazı ayetlerde böyle ey insanlar diyor. Ya eyyühennas, ubudu rabbekümüllezî halagakum vellezîne min gablikum lealleküm tettegûn. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki lealleküm tettegûn. Umulur ki farkında olursunuz. Umulur ki anlarsınız. Neyi anlarım ben? Neyi anlarım ben? Takva sahibi olurum. Allah'ı seven kullardan olurum. Allah'ın emrettiklerine koşan, Allah'ın nehyettiklerinden kaçan kullardan olurum. Hem ibadet edeceksin, hem alnını secdeye koyacaksın, hem de ne yapacaksın? Kötü iş işleyemezsin. O ibadetin seni frenler benim güzel kardeşim. İşte dediğim gibi o ayetleri gözden geçirmek lazım. Allah güzellik sergileyenleri sever. Allah güzel konuşanları sever. Bazı insanlar konuşur, konuştukça okun yıkmadığı, kalkanı, kılıcın yıkmadığı yeri dil yıkar. Şair ne güzel demiş, dilim seni dilim dilim olasın demiş. Dil ne enteresandır. Dilde kemik yoktur ama sırtın kemiğini dil kırdırır, değil mi? Dil bir söz söyler, adam gelir adamın diline vurmaz, sırtına vurur. Dilin kemiği yoktur, dile bir şey olmaz ama sırtın kemiğini o kırdırır. Dil o kadar önemli ki, alim ilmini diliyle anlatıyor, cahil cehaletini diliyle anlatıyor. İman da dille oluyor, inkar da dille oluyor. Görüyor musunuz? Dil ölçü istiyor benim güzel kardeşlerim. Rabbimiz güzel söze kökleri yerde sürekli meyve veren ağaca benzetiyor. Çirkin söz de bir dağ başındaki, bir taşın üzerindeki ağaç gibi rüzgar vurur götürür. Köksüz olur. Güzel söz. Güzel söz kardeşlerim ölçüle ölçüle söylenen sözdür. Boğaz boğum boğumdur. Dilin önünde dişler var, onda da dudaklar var. Ben 1976'lı yıllarda Antalya'da bir ustayla çalışıyordum. Ustaya bir şey söylediğim zaman usta aniden cevap vermiyordu. Diyordum ustaya ki, ya niye cevap vermeyip de bekleyip duruyorsun? Dedi ki, oğlum, düşünmeden konuşanlar sonunda pişman olurlar. Değerli kardeşlerim, meğer sonradan biraz ilim irfan kitap karıştırdığımız zaman gördüm ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin önce kalbine danışır sonra konuşur. Bak şimdi dikkat et. Önce kalbine danışır. Şimdi ben bu sözü Hasan'a söylüyorum. Ahmet'e söylüyorum. Oğluma söylüyorum, hanıma söylüyorum, kardeşime vesaire söylüyorum. Peki o sözü o bana söylese nasıl olurdu? Önce kalbine danışıyor, sonra konuşuyor. İnanın kardeşlerim, bu dilimizin yüzünden Mahkeme-i Kübra'da çok çile çekeriz.
kırdığımız gönüllerin hesabını veremeyiz. Ben sizlerden bir kardeşiniz olarak istirham ediyorum. Diyorum ki küçük beldelerin, mahallelerin, köylerin en büyük sıkıntısı iki şey. Birisi dedikodu, birisi kin. Bu iki kıranı, bu iki dağı aşın, vallahi cennetin yolu size kolay olur. Birincisi dedikodu olmayacak. Kardeşim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Hucurat suresi 12. ayette zannın çoğundan kaçının. Allahu Ekber. Birbirlerinizin ayıplarını araştırmayın. Gıybet etmeyin. Ölü kardeşinizin etini yemekten yer misiniz? Hem kardeşini öldüreceksin, hem budunu keseceksin, kebap yapacaksın, hem de yiyeceksin. İşte bunu diyor da. Öldürmeden adamın eti yenir mi? Önce öldüreceksin, katil olacaksın. Sonra etini keseceksin, kebap yapacaksın, sonra da yiyeceksin. İşte gıybet bu ya. Allah. Hocam ben böyle bir şey yapmam. Yapıyoruz be. Cuma namazı kılıyoruz, yapıyoruz. Oruç tutuyoruz, yapıyoruz. Kardeş, dilimize ölçü koymamız lazım. Bu sıradan bir olay değil. Bir de öyle bir şey ki adamın aleyhinde konuştun. Geldi birisi sana, işte böyle bir hoca sana geldi, dedi ki ya sen ne yaptın ya? Öyle bir iş yaptın ki. Hocam ben pişman oldum, ne yapmam lazım? Estağfurullah ya Rabbi. Bu birinci kapı. Bir de adama gideceksin ha. Adama diyeceksin ki ya Ahmet, ben senin aleyhinde var ya şöyle dedim. Onu diyecek kadar mert olan zaten gıybet yapmaz. Bu cümlelerimi unutmayın. Mert adam gıybet yapmaz. Gerçekten. Mert adam kardeşinin ayıbıyla uğraşmaz. Mümin, müminin ayıbını örter örter. Sen kulların ayıbını örtersen, bil ki Allah da senin ayıbını örter. Sen kulların ayıbını açarsan güzel olmaz kardeşlerim. Bir de hasbel kader insanız. Bizi birisi kırdı. Değil mi? Geldi bize dedi ki özür diliyorum. Kabul et kardeşim ya. Veyahut sana dedi ki sen haksızsın ya. Git özür dile. Gitmiyoruz. Olur mu öyle ya? Çok geziyoruz dünyanın çeşitli yerlerini. Gerçekten çeşit çeşit yerlere gidiyoruz. Allah-u Teala nasip ediyor. Vallahi 16 yıl babasıyla konuşmayana denk geldim. 16 yıl babasıyla konuşmayana denk geldim. Tam 20 yıl kızıyla konuşmayan adama denk geldim. Yani o kadar. Ama nedir aradaki bir şey? Kardeşler, aradakiler ciddi olabilir. Kızını mesela birisi istemiş adamın, adam da kızını vermemiş. Vermedikten sonra adam kızını evlatlıktan reddetmiş. Böyle bir şey yok ki. Yani Allah bizi her hatamızdan dolayı kulluğundan reddetseydi ne olurduk? Hele bir söyleyin ha. İçkiye Allah diyor ki içki şeytan işi, pisliktir. Bak şey, insan işi demiyor bir kere. Şeytan işi diyor, bir de pisliktir. Hadi sen içki içtiğinden dolayı Allah seni kulluğundan reddetse. Ne olacaksın? Ha? Zinaya yaklaşma diyor. Ve la takrabu zina. Yaklaşma. Yetimin malına yaklaşma diyor Cenab-ı Hak. Yeme demiyor ha. Yaklaşma. Kaç seneden beri yetim kardeşinin malını vermemiş. Adam yiyor. Allah şimdi ayete göre bunu dese ki seni kulluktan sildim. Ne olacak? Yok, silmiyor Allah. Hatta sadece şirkin dışında, şirk, Allah'a şirk koşmak. Bunun dışında hangi günah olursa olsun Allah affediyor. Şirk koşan da pişman olur. Tevhide gelirse Allah onu da affediyor. Yani adam şirk üzere ölürse onun o günahını Allah affetmez. Yoksa adam hata yapmış, müşrik olmuş, şirk koşmuş, gelmiş pişman olmuş. Eyvah, ben ne yapmışım? Ya Rabbi tevbe ettim demiş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. Allah onu kapısından kovar mı? Kovmaz. Ne anlatıyorum benim güzel kardeşlerim? Bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz kardeşler. Ne olursunuz? Kin tutmayın. Çünkü kindar insan dindar insan olamaz. Bu cümleyi beyninize yazın. Dindar insan olamazsan cennete nasıl talip olacaksın? Ya kindar insan ne demek? Kalbini yaralayan insan. Kalp neresi biliyor musun? Sevginin yeri. Kalp Allah'ın nazargahı.
Kalp. Senin ne hattın var? Allah'ı anlayacağın ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Cenab-ı Hak. Kalpler Allah'ın zikriyle tatmin olur. Hiç Allah'ın zikriyle tatmin olan kalp kindar olur mu, bana söyler misin? Oturduğu toplumda kız kardeşinin aleyhinde konuşur mu? Erkek kardeşinin aleyhinde konuşur mu? Hatta birisi konuşsa, ya lütfen konuşma ya, kardeşlerimizin kusurlarıyla konuşmayın der. Bakın kardeşler, dedim ki cümleme dikkat edin. Bir araya geldiğiniz zaman kendi kendinize sorun. Ben Allah'ın sevdiği kullardan mıyım? Ben Allah'ın, Allah korusun, sevmediği kullardan mıyım? Allah kimi sevmiyor? Cimri olanları. Hatta bir ayette münafıkları sayarken Allah-u Zülcelal ne diyor biliyor musun? Onların ilk vasfı elleri çok sıkıdır diyor. El münafikune vel münafikatu ba'duhum min ba'd. Ye'murune bil münkeri ve yenhevne anil marufi ve yakbidune eydiyehum. Allah korusun, Allah korusun. Bundan kurtulmanın yolu ne biliyor musunuz? Evinize bir tane kumbara koyun, evinize. Her gün sabahleyin, kalktığınız zaman sabahleyin cebinizden 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira, 10 lira ne varsa, ne verebiliyorsan. Ama keşke becersen de çok versen. Kumbaraya geç, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi beni cimriler sıfatından kurtar ya Rabbi de. Önce at, nefsin zoruna gidecek. Unutma, Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Ne verirseniz Allah arkasından gönderecek. Biz böyle konuştuğumuz zaman da cemaat hemen şöyle düşünüyor. Bu hoca geldi şimdi anlatacak, biraz sonra makbuz dağıtacak, para kazdı toplayacak. Öyle bir derdimiz yok, öyle bir de. Ben para mara toplamaya gelmedim. Makbuzum falan filan da yok. Allah'ın ayetlerinde Allah kullara verin demese vallahi ben demem. Ben babamdan bile para isteyemezdim. Ama Rabbim demiş ki deyin demiş. Hele kardeşler, Fatır suresinin 29 nolu ayeti var. Orada Allah Teala 3 tane vasıf sayıyor. İçinizde sakın Kur'an bilmeden kimse ölmesin. Bu dünyadan Kur'ansız gitmeyin. Bir, orada Allah Teala 3 tane vasıf sayıyor. Allah'ın kitabını tilavet edenler, namazı ikame edenler, namazı ikame, namaza göre yaşayanlar. Şu camileri sabah namazı doldurun. Ve ne diyor? Bizim verdiklerimizden, Cenab-ı Hak böyle diyor, ve mimma razaknahum, bizim verdiklerimizden infak edenler. Nasıl ya Rabbi? Açıktan. Bir camiye veriyorsun, köprüye veriyorsun, okula veriyorsun, açıktan. Başkası da görsün, versin. Riyakarlık yok ama. Yani teşvik manasında. Bir de sırran ve ala, sırran gizli, kime? Yetime, çocuğa, garibe verirken gizli ver ya, mahcup etme adamı. Yercune ticareten len tabur. Bunlar ne yaparmışlar? Allah'tan zararsız kar umarlarmış. Liyuvaffiyehum ucurahum. Onların ücretlerini ödeyeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Ve yazidehum min fadli. O küçücük bir şey verecek, biz onu artıracağız. Çünkü innehu gafurun şekur. O Allah ne kadar günahınız olursa olsun gafurdur. Ne kadar günah efendim küçük de verseniz büyütür. Hocam benim günahım o zaman Allah affediyorsa, ben 50 sene, 60 sene, 70 sene nasıl olmasa Allah affediyor. Hele bir günah işleyeyim de 70 sene sonra bir tövbe edeyim diyen bazı zavallılarımız oluyor. Bir nefeslik ömrüm var, 50'yi 70'i nerede göreceksin ki? Senin gibi vallahi camide aynı safta namaz kıldık birisiyle. Esselamu aleyküm dedi, böyle sağa verdi. Sola hoca efendi selam verdi, dönmedi adam. Ve ne oldu buna? Canı çıkmış. Hayat dediğin ne ki? Dalda bir kuru yaprak. İstersen 100 sene yaşa, akıbet kara toprak. İbret almak akıl işi, iyi düşünürse kişi, bu dünyanın en son işi, ölümden haberin var mı? Musallaya seni koyduktan sonra mı kardeşini affedeceksin? Söyler misin? Kefene girdikten sonra mı komşunu affedeceksin? Böyle neye yaradı ki? Hiçbir şey yaramaz ki. Allah kimleri sever? Affedenleri sever. Sana deseler ki gerçekten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli vasfı neydi?
El emindi o. Güvenilirdi. Değil mi? En çok önemli vasfından birisi neydi biliyor musunuz? Affedendi be. Vallahi öyle affediyordu ki kardeşler, senin gibi öyle tarla meselesi, komşu meselesi, siyasi parti meselesi falan değil ya. Hamza'nın baş ucunda durdu Uhud'da. Gözleri oyulmuş Hamza'nın. Zalimler öldürmekle yetinmemişler, gözlerini oymuşlar. Dudaklarını kesmişler, kulaklarını kesmişler. Hamza peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hem amcası hem de süt kardeş. Yaşarken de sağ koluydu. Baş ucunda durmuş kız kardeşi Hazreti Fatıma anamız da yanında. Ey yerlerin ve göklerin aslanı Hamza, yas tutmak caiz olsaydı senden sonra gülmezdim. Ne demek biliyor musun? Yaktın ciğerimi Hamza demek. Bir de oradan bir kız çocuğu geliyor. Eyne abi, eyne abi diyor. Babam nerede, babam nerede diyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ben diyemedim ki baban şehit oldu. Baktım Hamza'nın kızı. Dedim ki Resul'a gönderdim. Git Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Merak ettim Allah Resulü ne diyecek. Dün ne kardeşim bak. Çok önemli bir şey söylüyorum sana. Değerli kardeşim ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin baban şimdi meleklerle beraber, hurilerle beraber. Ya Resulallah ben babasız mı kaldım? Senin bundan sonra baban Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, anan da Ayşe olmasını istemez misin? Ha. Ey beni dinleyen cemaat, eğer Muhammed Mustafa'yı seviyorum diyorsan sen de yetimlerin babası olacakmışsın. Görüyor musun? Senin eşin de yetimlerin anası olacakmış. Ve bu acıyı çeken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşler Mekke'nin fethi oldu. Herkes grup grup geliyor Peygamberimize. Tabi müşrikler titriyorlar. Üzerine işkembe atmışlar, onun önlerine dikenler koymuşlar, ona yalancı demişler, ona kahin demişler, iftiralı her şey yapmışlar. Adamı ne yapacak, bizi titriyorlar. Allah Resulü yüksek bir yere çıkmış, ne demiş biliyor musunuz? Kabe'ye sığınanlar, kendi evlerine sığınanlar, Ebu Sufyan'ın evine sığınanlar, hepinizi affettik. Neden? Yusuf kardeşlerini affettiği gibi biz de sizi affettik. İslam af yolu kardeşim. Görmüyor musun? Hem Yusuf suresini okuyacaksın hem de kaç günden beri bir komşundan kin tutacaksın. Anlamamışsın vallahi. Ben sizin içinizde böylesi olduğunu zannetmiyorum. Müslüman kin tutmaz kardeşim. O ayetleri okurken tir tir titremen lazım. Ayetin altında Türkçesini oku. Kardeşleri gittiler, buğday istediler, işte ücretlerini geri verdi, küçük kardeşini koydu bilmem ne falan. Ondan sonra kardeşleri bir tanıdılar. Bu senin kardeşin mi? Evet ben de Yusuf'um deyince biz sana karşı çok şey ne yaptı? Hepinizi affettim. Yol bu yol. Yusuf olmak istemiyor musun? Gel bu devrin Yusuf'u ol ya. Seni kuyuya mı atmaları lazım Yusuf olman için? Benim güzel kardeşlerim, herkes grup grup gidiyor peygamberimize. Kim gitti biliyor musunuz? Uhud dağında Hamza'yı şehit eden Vahşi de gitti be. Vay be. Allah Resulü'nün karşısına gitti. Yüreği yanmış peygamber. Allah için söyleyeyim. Ben bunu Belçika'da bir sohbet ettiğim zaman söyledim. Oradan çıktı birisi geldi yanıma. Ama hocam sen bilmiyorsun. 6 senedir kız kardeşimle bir mal davamız var da. Dedim elini bir vicdanına koy. Bir Hamza'nın ciğerini düşün, bir de senin kız kardeşin de aranızda olan malı düşün be. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Peygamberimiz Vahşi'yi de affetti. Ne yaptı biliyor musun? Bu mescide geldiğin zaman şu direğin arkasında dur da seni gördüm mü? Ben Hamza'yı hatırlıyorum dedi. Hatta bir gün peygamberimizin huzuruna kardeşler peçeli bir kadın geldi. Yüzü peçeli, elleri aslan pençesi gibi. Uzat ellerini öpeyim ya Resulallah dedi. Kadın, Allah Resulü buyurdu ki biz kadınlara el tutmuyoruz. Sen kimsin dedi. Kim biliyor musun? Hintim dedi ya Resulallah. Allahu Ekber. Hint kim? Ebu Sufyan'ın karısı. Yani altınını, incisini Vahşi'ye verip de sen Hamza'yı şehit et diyen kadın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle sapsarı geçti.
Hint mi dedi? Sen git de sana dinini Fatıma öğretsin dedi. Kızına gönderdi. Gitti Fatıma anamıza. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Bana dinimi öğret dedi. Tanımıyor ki Hazreti Fatıma anamız. Sen kimsin dedi. Dedi ben Hintim. Vallahi ben Uhud'da Hamza'nın başında Allah'a söz vermiştim. Hint elime geçse bu dünyada parçalarım demiştim onu. Ama kırdın kollarımı. Çünkü sen hep birden söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedin. Ne oluyor kardeşler be ya? Değmez bu dünya. Değmez. Kırmayı değmez. Kıranlardan değil, yapanlardan olmak lazım. Arkadan iz bırakanlardan olmak lazım. Mezarın başında anılanlardan değil de gönülde yer yapanlardan olmak lazım. Beden toprağa girerken sevgisi gönüle girenlerden olmak lazım kardeşim. Hepimizin hatası vardır. Hepimizin kusuru vardır. 16 yıl babasıyla konuşmayan insanın ayağına gittim ben. Ta demeyeceğim devletini. Çok uzak ülkemizden bir devlette babası benden rica etti. Gittim oğluna dedim ki yavrum babandan 16 yıldır konuşmuyor musun? Senin baban ne kadar kötü bir adam dedim ben ya. He, söyler misin? Senin baban ne yaptı da babanla konuşmuyorsun? Senin baban sana Allah'a şirk mi koş dedi. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Orada buyuruyor Cenab-ı Hak ki anneniz veya babanız size Allah'a şirk koş derse. Oo, ne kötü bir şey. Yani içki, kumar falan filan değil. Şirk. Onların dediğini yapma ancak anne babana güzel davran. Eğer karşımdaki cemaat annenize babanıza güzel davranmadıysanız şu cuma namazında Allah'tan af dileyin, ölenler varsa onlara dua edin. Ama eğer anneniz babanız varsa lütfen iyi davranın ya. Annelerini babalarını insanlar adam yerine koymuyorlar bu devirde. Gerçekten bir eşya gibi eşyaya verdiği değer kadar değer vermiyorlar. Dedim senin anan baban çok mu kötü dedim be ya. Bir bu ayeti sana hatırlatmak için geldim yavrum. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde bir ayet var. Mevlamız buyuruyor ki innemel müminune ihvetun. Müminler kardeştir. Fe aslihu beyne ahaveyküm. Aralarını barıştırın. Vettekullah. Allah'tan korkun. Lealleküm turhamun. Unulur ki Allah size rahmet eder. Bak şimdi kardeşim. Duydun ki Ahmet'le Mehmet'in arası yok. Senin görevin bu ayet işte. Bu ayete iman etmek bu. Ben ta kilometrelerce uçakla gittim. Orada duydum ki adam 16 yıldır efendim konuşmuyormuş babasıyla. Bu ayet okurken utanırdım ben. Oraya gideceğim dedim. Ama hocam o hayır gideceğim kardeşim. Ben söyleyeceğim en azından bu ayeti işlediğimi göreceğim. Senin baban çok mu kötü dedim ben ya. Hayır dedi. Telefonu çıkardım o zaman babana konuş bakayım dedim. Açtı babasına telefon. Baba Allah nasip ederse akşam size 16 yıldır alo demediği bir babayı düşünün. Vallahi akşam geldim Ramazan'dı böyle kürsüde konuşuyorum. O yaşlı adam gelmiş şöyle alttan yukarı bakıyoruz. 16 yıldır 32 bayram oğlunu beklemiş ya. Bu ne biçim dünya be? Bu ne biçim kalp? Bu ne merhametsizlik ya? Babasıyla insan konuşmuyor, kardeşiyle konuşmuyor, damadıyla konuşmuyor, kayınbiraderiyle konuşmuyor. Cuma'ya gidiyor, teraviye gidiyor, hatim yapıyor, öleceğini biliyor. Samimi söylüyorum, ahiretteki hesabını iyi anlamamış. Ahiretteki hesabını iyi anlasaydı var ya, vel afina anin nas, vallahu yuhibbul muhsinin. İnsanları affedenlere Allah muhsin diyor. Allah onları sevdiğini diyor. Yarın mahşer günü şu köyünüzde kefene büründüğünüz zaman, şu ağız kapandığı zaman ne var? Sevap, günah. Allahu Ekber. Başka bir şey yok, başka yer yok. Yani cennet, cehennem. Sana hesap sorulduğu zaman, daha sana denilmeyecek ki kabirden çıkarıp da falanı affet, filanın hakkını ver. Yok böyle bir şey. Değerli kardeşlerim, bu dünyadayken fırsatı kaçırmayın. Bu dünyadayken fırsatı kaçırmayın. Ne diyorum? İnsanların gıybetini etmeyin. Kendinize bakın. Eğer insanların gıybetini etmiyorsanız vallahi Allah'ın sevdiği kullardansınız. Ne mutlusunuz. Kalbinizde kin taşımıyorsanız kindar insan değilsiniz demek ki.
o zaman dindar insansınız. Yani dini sevenlerdensiniz. Yani yolunuz Muhammed'i yol demektir. Yol böyle. Resulullah Vahşi'yi affedecek, Hint'i affedecek, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi affedecek. Huzuruna gelen Allahu Ekber. Ya o geldi de mescidine bevleden kişiyi bile azarlamadı ya. Tabi onun mescidinde halı malı yoktu. O zaman toprak vardı. Dedi bırakın dedi. Adam bevlediyor ya, mescide tuvaletini yapıyor. Dedi bırakın bırakın. Gireyim sonradan biraz toprak atarsın üzerine dedi. Yakasını tuttu, çeken birisi oldu. Hazreti Ömer celallendi. Dur dedi, dur. Adam haklı, hakkını verelim dedi. Kardeşler, bunları anlatmak da kolay, dinlemek de kolay, uygulaması zor değil mi? Şuradan çıktıktan sonra bu sözlerin ne olduğunu kendinize sorun. Lütfen. Allah kimleri sever? Allah infak edenleri sever. Allah sıla-i rahim yapanları sever. Sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Ankara'dan köyüne gelip köyü ziyaret etmek mi? Köyüne gelmek güzeldir. Hatıraların vardır, mezarların vardır, anıların vardır. Ama asıl sıla-i rahim ne biliyor musun? Senin akrabandaki fakire gitmendir. Asıl sıla-i rahim senin akrabandaki yetime gitmendir. Asıl sıla-i rahim senin akrabandaki yaşlıya gitmendir. Değil mi? Akraba bağlarını koparmamaktır sıla-i rahim. Akraba bağlarımız gitti, gidiyor. İnsanlar telefonlarınıza bakın. İnsanlar en çok telefonla uğraşıyor ama en az da babalarını, analarını arıyorlarmış. Geçen birisi bana ısrar ediyor. Ne olursun oğlumun diyor sesine hasret kaldım. Söyle de bana telefon etsin. Bu ne biçim iş ya? Değerli kardeşlerim, köylerimiz güzeldir. Köylerimizde gerçekten ben de bir nahiyede büyüdüm. Köylerimizde insanların yardımlaşmaları, köylerimizde insanların komşulukları çok güzeldir. Ben eski komşularımı hatırladığım zaman memlekete gittim mi mezarlarına gidiyorum onların. Ancak gene sözlerimi bitiriyorum. Bu dünyaya bir kere geldiniz, bir kere gideceksiniz. Kardeşler, 100 sene de yaşasanız sonunda kefenle gideceksiniz. Ananızdan doğduğunuzda sizi küçücük bir beze sardılar. Markasız, plakasız, modelsiz beşige koydular. Sizi markasız, plakasız tabuta koyacaklar. Işıksız, ateşsiz kabire koyacaklar. Hiç arkadaşlar, o kabire girerken ibadetsiz insan girer mi? Kıl namazın yazın kışın, nurla dolsun için dışın. Kabirin de arkadaşın Hazreti Kur'an olur. Ya sen en son o kabire giderken musallanın başında durduğun zaman arkadaki insanlar nasıl bilirdiniz dediği zaman hiç olmasa şunu demeli: ben bunu bir kere kırmıştım. Aslında bu haklıydı ama Allah'tan korktuğu için, Hazreti Muhammed'i sevdiği için sallallahu aleyhi ve sellem geldi bana dedi ki ya gel şu dünyada küsülü durmayalım ya. Ya bir hoca gelmiş camide konuşmuş. Ben hakikaten Allah'ın sevdiği kullardan, muhsinlerden olmak istiyorum. Gel birbirimize barışalım. Vallahi çok zordur bunu demek ha. Ayağa gitmek çok zordur. Haklıyken haksızım demek çok zordur. Ama Allah'ın sevdiği kul olmak da çok kolay bir iş değildir benim güzel kardeşlerim. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Benim ismim Geylani Akan. Ben Gümüşhaneliyim. Bursa'da yaşıyorum. Zaman zaman yurt dışına gidiyoruz. Mustafa hocamla orada da görüşüyoruz. Hocam bizim köyümüze bir gidelim dedi. Allah için köyünüzü de sevdim, köylünüzü de sevdim. Cenab-ı Hak sizleri bizleri Resulullah'ın sancağı altında cem eylesin. Ameli sağ tarafından olup da yüzü ak olarak okuyun benim kitabımı okuyun dediği kullardan eylesin. Ama kimisinin kitabı da eline geçtiği zaman yalan, dolan, gıybet, kul hakkı, yetim hakkı, keşke bu kitaba muttali olmasaydım. Allah bizi onlardan eylemesin. Ülkemiz üzerinde oyun oynayan hainlere Allah fırsat vermesin. Unutmayın, Türkiye'nin üzerindeki oyunlar bitmez. Çünkü biz tarihimizle, bayrağımızla, vatanımızla çok yıllar dünyadaki insanlara hizmet ettik. Yine lider ülkeyiz. Göreceksiniz. Allah eninde sonunda bu milleti düştüğü yerden ayağa kaldıracak. Ama Müslümanlar,
Siz birbirinizi sevmezseniz, siz birbirinizi affetmezseniz, siz şu camileri doldurmazsanız, siz yetimlerin başını okşamazsanız Allah bize rahmet eder mi? Allah'ın rahmetini celbedecek, Allah'ın sevdiği işleri yapmamız lazım. Allahümme inna nes'eluke el-afve vel-afiyete fid-dini ve'd-dünya vel-ahire. Allahümme inna nes'eluke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. Lillahi Teala el-Fatiha.